Aşıklar Şelalesi'ndeyiz. Gelince mutlaka görün dediler. Biz de oraya geldik. Bakalım görmeye değer mi? Aşağısı 82 basamak merdivenle aşağı indiğimiz Aşıklar Şelalesi. Aşağıda közde kahve içebiliyoruz. Resimleri Instagram'a, Facebook'a, komşu, düşman, arkadaş, gelin, kaynana, görüm, CRT, eski sevgili çatır çutur çatlatabiliyoruz. Sadece aşağısı yok, yukarıda da ayrı bir dünya var, cennet var, muhteşem bir parkur var, neler var sırasıyla bakalım. 200 metre ileride ağlayan mağara var, 75 metre içine girebiliriz, çok büyük bir mağara, şelale su içinden geçiyor. Bazı yerlerden sıcak su kaynakları fışkırıyor, sarkılardan gözyaşı damlalar akıyor. İlk 3-4 metre eğilerek giriyoruz, sonra yükseklik açılıyor, dibine kadar gidebiliyoruz. Lakin şort, terlik, ışık lazım ama efsane bir mağara. İlk geldiğinizde bileğinize, sonuna kadar gittiğinizde boynunuza kadar su geliyor, hatta içinde yüzüp keyif yapabiliyoruz. Evet. Ağlayan mağaranın içindeyiz şu anda. Mağaranın içini göstermek istiyorum. Grup halinde olsanız belki geçmeye cesaret edebilirsiniz ama içerisi o kadar karanlık ki yürümeye cesaret edemiyorum. Bu kadar gösteriyorum. Geyik ağacını görüyor musunuz? Boyunuzu gördünüz mü? Bu değil, bu benim şu yandaki. Araf adında işi gücü olmayan boş bir adam peri pari şarkısı Sümerelli Yörük Ali'nin aşkına şahit oluyor. Bu aşkı geyik muhabbetini çevirip halka köylü anlatıyor, beddua alıyor. Tanrı tarafından cezalandırıp geyik ağacına dönüşüyor. Geyik muhabbeti de buradan geliyor. Gerçekten geyiğe benziyor değil mi? Aşıklar Şelalesi'nin kaynağına doğru gidiyoruz. Aşağıda restoranın sahibi kırmızı okları takip ederek gidin dedi. Yanınıza terlik alın dedi. Ama aslında buraya gelirken spor ayakkabılarınızla gelip yanınıza terlik almanız gerekiyormuş. Bir spor ayakkabısını bırakıp terliklerle geldik. Yol oldukça zorlu. Çok dikkat etmek gerekiyor. Kırmızı okları takip ederek gidiyoruz. Cam havuzumuz var, su yokmuş gibi, dibindeki yaprak, taş, ağaç, her şey gözüküyor. Elinizi yüzünüzü yıkadığınızda ruhunuz belinizden çıkmış gibi kendinizi o kadar özgür, o kadar hafif hissediyorsunuz ve finalde ise buranın en muhteşem yeri Ece Çağlayan'ı var. Kraliçe'nin havuzu, Kleopatra'nın banyosunu yaptığı yer, 5-6 metre derinliği var. 9-10 metre yukarıdan geliyoruz, koşuyoruz, uçuyoruz. Jaws, stres, sıkıntı, yorgunluk gidiyor. Kuş gibi özgür olup pamuk gibi diyerek geliyoruz. Cennete hoş geldiniz.
su yolunu takip ederek yukarıdaki şelalenin havuzuna doğru gidiyoruz. Oradan yüzersek çok keyifli olacağını söylediler. Denize gitmekten vazgeçtik. Özellikle buraya gelmek biraz zor oluyor. Yaklaşık yarım saatlik bir tırmanıştan sonra sonunda Ece Çağlayan'ına geldik. Burada yüzebileceğimizi söylemişlerdi ama ben suyun dibini görmüyorum. Çok güvenli bulmadım yüzmek. Şimdi atlayacak birisi var. Onu kaydetmeye çalışacağım. Evet, Aşıklar Şelalesi'ni gezdik. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma ücretsiz abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.